Her can ölümü mutlaka tadıcıdır. Sonrasında sadece bizim huzurumuza döndürüleceksiniz buyuruyor. Türkiye, Kemal Uzun'u Hababam sınıfının gariban sefası olarak tanıdı. Sınıfın en yoksul, en gariban öğrencisiydi. Kim derdi ki o güler yüzlü, hayat dolu çocuk, seneler sonra korkunç bir cinayetin kurbanı olacak. Bütün hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Kemal Uzun, İlyas Salman'ın Ya 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 Şa 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 filminde de önemli bir roldeydi. Ancak asıl işlerini kamera arkasında yaptı. Yönetmen olarak çok sayıda program, film ve dizi çekti. Tam her şey yoluna girdi derken 58 yaşında öldürüldü. Katili ise yönetmenliğini yaptığı dizide figüranlık yapan bir gençti. Mustafa Kemal Uzun 18 Temmuz 1959'da Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğretimini burada tamamladıktan sonra öğretmen babasının tayini nedeniyle İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Kemal Uzun öğrenciliği sırasında tanıştı Yeşilçam'la. Kamera asistanlığı yapıyordu. Ardından Ertem Eğilmez'in yardımcılığını yapmaya başladı. Arzu film yapımlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı. Tabii sadece mutfakta çalışmadı. Önce Hababam sınıfı müzikalinde yer aldı. Ardından Haylaz sınıfın 1981'de çekilen Hababam sınıfı Güle Güle filminin kadrosuna dahil oldu. Filmde yatılı kalan, diğer zengin arkadaşlarının aksine fakir bir öğrenciyi canlandırdı Kemal Uzun. Asıl isminin yerine ise sefaletin kısaltması olan Sefa adını kullanıyordu. Yatılı arkadaşlarına dışarıdan sigara, dergi gibi eşyalar getirip yolunu buluyordu. Parası olmadığı için de soğuk havada paltosuz geziyordu. Bunu gören Mehmet Hoca ona paltosunu hediye etti. Sefa arkadaşlarının tepkisinden çekindiği için de bunun aralarında sır olarak kalmasını istedi. Ama sınıfta çalınan paralar ve eşyalar gözleri yeni paltolu gariban Sefa'ya çevirdi. Dost, arkadaş dediklerinin kendisini suçlamasına isyan edip paltoyu çıkarıp yere attı. Kemal Uzun işte bu dramatik sahnelerle seyircinin hafızasına gariban Sefa olarak kazındı. Bu kadar kolay mı adam harcamak? Kemal Uzun bu beğeni kazanan oyunculuğuna rağmen sonunu getirmedi. Bu filmden 4 yıl sonra İlyas Salman'ın Ya 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 Şa 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 yapımında Gariban Sefa'nın tam zıttı bir karakteri, şımarık futbolcu Selim'i canlandırdı. Kemal Uzun Ertem Eğilmez'de Şan Tiyatrosu'nda birlikte sahneye koydukları Hababam Sınıfı ve Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen'le tanışıp tiyatroya başladı. Tiyatroda oyunculuk yapan Kemal Uzun, bir dönem Haldun Dormen'le birlikte TRT için Kamera Arkası adlı bir program hazırlayıp sundu. Daha sonra yönetmenlik ve yapımcılık da yapmıştır. Kemal Uzun 90'larda tiyatro oyunlarında yönetmen olarak çalıştı. 2000'lerde ise döneme damga vuran birçok dizinin yönetmen koltuğunda o vardı. Gümüş, Genco, Aile Reisi, Makber, Aşk, Emek, Hayaller, Küstüm Çiçeği bunlardan birkaçıydı. Hababam'ın Gariban Sefası aralarında Vay Arkadaş, Çanakkale Yolun Sonu, Ankara Yazı gibi çok sayıda sinema filmini de yönetti. Kemal Uzun'un son yapımı ise Kanatsız Kuşlar dizisiydi. Çekimler devam ederken korkunç bir olayın kurbanı oldu. Medyaya yansıyan bilgilere göre Kemal Uzun'un Şile'deki evinden gece yarısı gelen sesler üzerine polise ihbar gitti. Ekipler adrese ulaştığında kimse kapıyı açmadı. Polisler kapıyı kırıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kemal Uzun sırtından bıçaklanmış ve kafasına beyzbol sopasıyla vurulmuştu. Cep telefonu, cüzdanı ve arabası da alınan Kemal Uzun'un katil zanlısına ekipler çok geçmeden kamera görüntülerinden ulaştı. Osman Akti adlı 19 yaşındaki şahıs, Kemal Uzun'un çektiği dizide figüranlık yapıyordu. Beylikdüzü'nde gözaltına alındı. Katil zanlısı genç ilk ifadesinde dizi setinde tanıştıklarını, beraber yemek yedikten sonra eve gittiklerini, alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Kemal Uzun'u kendisine rol vereceği sözünü tutmadığı için öldürdüğünü ileri sürdü. Gazeteci Oray Eğin ise olaydan günler sonra cinayetin nedenine yönelik eşcinsel ilişki teklifi iddiasında bulundu. Kemal Uzun için ilk tören Teşvikiye Camii'nde yapıldı. Ağabey ve annesinin yanı sıra sanat dünyasından İzzet Günay, Mustafa Alabora, Haldun Dormen, Gürkan Uygun, Zafer Ergin gibi çok sayıda kişi katıldı cenazeye. En son yönettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin tüm ekibi de oradaydı.
Herkes çok üzgündü, olanlara inanamıyordu. Çünkü Kemal Uzun hem iş hem de arkadaş çevresinde neşeli ve dost canlısı biri olarak tanınıyordu. Sabah dizi çekerken gece yarısı böyle tüyler ürperten bir olayın kurbanı olmasına kimse inanamıyordu. Dünya tatlısı biriydi. Nasıl oldu halen daha hafsalamız almıyor? Kader demek lazım. Çok yazık oldu. Kemal çok dürüst ve çalışkan biriydi. Çok üzgünüm. Benim asistanımdı. Vazgeçilmez dosttu. Ben ve Dorman ailesi perişan olduk. 1980'den beri beraber çalıştık. Korkunç bir durum. Kemal gibi dünya beyefendisi, bir insanın başına gelebilecek en korkunç şey. Şoktayım. Dünyanın en iyi insanlarından biriydi. Söyleyecek söz yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar mükemmel, zarif bir insan böyle bir ölümü hak etmedi. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Kemal Uzun'un naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gönderildi. Helallik alınırken 88 yaşındaki annesi ve ağabeyinin gözyaşları yürek dağladı. Mustafa Kemal Uzun kılınan cenaze namazından sonra Gündoğan Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Bütün hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Son yıllarda çektiği dizi ve filmlerle sektörün ses getiren önemli isimlerinden biri olan Kemal Uzun toprağa verilirken, katili Osman Akdi, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme ve yağma suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Ancak mahkemeden çıkan karar Kemal Uzun'un ailesini daha da üzdü. Sanık duruşmada ilk ifadesinin aksine mağdur edildiğini ve kendisine yönelik cinsel saldırıyı engellemeye çalıştığını öne sürdü. Öldürme kastım yoktu, pişmanım dedi. Mahkeme sanığa önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi, ardından da cezayı haksız tahrik indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürdü. Osman Akdi hırsızlık suçundan da ayrıca 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Toplam 21 yıl 3 ay hapis cezası alan sanığın dosyası istinaf mahkemesine taşındı. Kemal Uzun film ve dizi sektöründe çok iyi tanınan bir yönetmendi. Tiyatronun yanı sıra 40'tan fazla film ve dizide yönetmen koltuğundaydı. Birçok ödül aldı. Hikayesi acı ve trajik bir şekilde son bulan ünlü yönetmeni Yeşilçam severler Hababam sınıfındaki Gariban Sefa olarak hatırlayacak. Her can ölümü mutlaka tadıcıdır. Sonrasında sadece bizim huzurumuza döndürüleceksiniz buyuruyor. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.